Evet arkadaşlar, tekrardan merhabalar. Hollanda işçi vizesi video serilerimize devam ediyoruz. Vize tanıtımın videomuzda söylediğimiz gibi işçi vizesi dediğimiz birçok alana, işte yüksek yetenekli işçiler, düşük yetenekli işçiler, doktorlar, eğitimciler, müzikçiler, ev temizlikçileri, yani her meslek, mesela çocuk bakıcıları, her mesleği kendi alanında işleyeceğiz bu video serilerimizde. Ve herkes, her meslek grubu nasıl sponsorlu firma bulacak, nasıl iletişime geçecek, ne yapacak, hepsini her meslek alanında tek tek işleyeceğiz. Her meslek derken gruplandıracağız. Mesela müzik eğitimi edeceğiz. Öğretmeni, işte diğer o çalan, bütün enstrümanları çalan hocaların tamamı, neleri çalıyorsa, 30'a 40'a yakın mesela müzik enstrümanı varsa, bunların tamamını nasıl yapıyorlar, hangi firmalar, ya da yüksek yetenekli işte mühendisler, mimarlar, doktorlar, işte biyontekçiler, ne bileyim fintechliler, yani teknoloji yüksek yetenekli meslekler nasıl yapılıyor? Sonra çocuk bakıcılığı nasıl yapılıyor? Sağlıkçı. Hepsini tek tek ayrı ayrı videolarda inceleyeceğiz. Yani 5-6 video sadece mesleklerle ve sponsor nasıl bulacağız? Bunu işleyeceğiz. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Kanunlarla, maddelerle aklınızda olsun. Hollanda vizelerimi, video vizelerimi izleyenler bilirler. Belgeleriyle sunuyorum. O videolardan alabilirler. Bana da mail atabilirler. Yine atabilirim. Hollanda Yüksek Mahkemesi, bir Türk avukatımızın açtığı dava sonucu Avrupa Adalet Divanı Mahkemesi'ne, Hollanda Yüksek Mahkemesi Hollanda devletini, kendi devletini şuna mahkum etti. Türk vatandaşları sponsorlu iş bulma zorunluluğu yoktur. Yani Türkiye Cumhuriyeti pasaportu taşıyan kişiler ille de sponsorlu iş bulma zorunluluğu yoktur. Ama böyle bir şirkette işe girerse vize alması daha kolay, süreç daha iyi olur, sağlıklı olur. Ama sponsor olmayan bir firmada iş buldunuz, restoran mesela, ya da bir su tamircisi, ya da bir, ne bileyim, bir mekanik ustası, bir motor ustası, şirket sizi işe almak istiyor, ya da iş yeri, Türksünüz, evet başvurabilirsiniz. Ama Türk vatandaşları dışında herkes sponsorlu ve bazı yüksek zorunluluklar var, onları tamamlaması gerekiyor. Bu ilk videomuzda arkadaşlar, high skilled, yani highly skilled worker visa, yani yüksek yetenekli meslekler işe sahip olan genç arkadaşlarımız ya da meslek sahibi arkadaşlarımız. Gençlerse şimdi sınıflandırmış oluruz. Herkes başvurabilir. Yeter ki bir işin lisansını, yüksek lisansını, doktorasını, yani ve 5-10 yıllık, 3 yıllık geçmişiniz olsun ve kendinizi yüksek yetenekli meslekte, yüksek yetenekli durumda biliyorsanız, buluyorsanız bu firmalara başvurabilirsiniz. Bu her meslek grupları ile ilgili, vizenin meslek grupları ile ilgili, bu ekranda gördüğünüz PDF'leri de link olarak videonun altına atacağım. Oradan indirip bakarsınız. Peki nasıl yapacağız? Bu ne önümüzdeki? Bu arkadaşlar Hollanda devletine başvurup, Hollanda firmaları bunlar, Hollanda devletinden sponsorluk yetkisi alan, ücretini ödeyip testini, sınavını geçip kuralları, Hollanda devletinin istediği kuralları sağlayıp yetki alan teknoloji firmaları, sağlık firmaları, ne bileyim, yani her şey var burada. Her türlü meslek. Yani her türlü şirket ve meslek var. İnşaat sektörü var, mimarlık, mühendislik şirketleri var, büyük catering firmaları var, tarım, ziraat var. Yani her şey var. Ve bu ne demek? Her türlü mesleğe iş bulabileceğiz demektir. Yani peki ben nasıl arayacağım? Ben bilmiyorum. İngilizce de bilmiyorum. Yarım yamalak biliyorum. Ya da İngilizce biliyorum ama bu fabrika, ben gerçekten bilmiyorum. Yani Hollanda'ya o kadar gidip gelen adam. Mesela bu ne, nasıl bir şirkettir? Mesela şirketin adı bu. Kodu bu. Ben şöyle yapacağım. İngilizcem var. Ama ben emin olmak istiyorum. Bu ne firmasıymış? Bakalım bir. Evet. Bu firmanın ne olduğunu anlayacağım. Bakalım ne firmasıymış. Bayağı şeyli, şekilli, şüküllü, 180 falan diyor. İcraat yok ama. Evet. Bir şeyler açmaya başladı. İlk deneyimimiz çok kötü oldu. Keşke bunu da denemeseydik. Neyse, bunu boş verelim ya. Başka bir şey seçelim istedim. Mesela şurada bir mühendislik gördük. Ben de mühendisim diyelim. Bakıyorum şimdi. Evet, sitesini, onların kendi sitesini bulmaya çalışacağım. Facebook grupları da olabilir. LinkedIn'deki şeyleri de olabilir. Ben sitesine giriyorum. Bakıyorum ne var. Evet, bunlar mühendislik ama neymiş bakalım. Benim, diyelim ki ben elektronik teknoloji yüksek mühendisiyim. Bakalım bunlar ne yapıyor? Ürün geliştirme yapıyor. Sağlık ürünleri. Bakın neler yapıyor. Teknoloji, yenilikçi şeyler yapıyor. Bakıyorum. Servislerimiz diyor. Buradan bakabilirim. Evet, endüstri sensörleri yapıyormuş.
Ben şimdi mühendisim, bu bana uyuyorsa ben bunlara ben kontak diyorum. İşte ben Türkiye'de şu adım şanım şu, benim durumum bu, şu okul mezunuyum, şunları sağlıyorum. Şirketinizde benim de bazı projelerim var, benim de yetkinliklerim var, tecrübem var. Çalışmak istiyorum. CV'mi de atıyorum. Mailime CV atarken bir küçük yazı yazıyorum mailimin gövdesine. Başvurumu yapıyorum. Mesela bir mühendisten örnek verdik. Devam edelim. Yani firmaları anlamanıza gerek yok. Sadece şüphelen mesela şu bir şeyler projected bir şey diyor. Bakalım bu neymiş. Yani normal masum bir vatandaş gibi başvuralım. Danışman gibi değil de 3 grup diyor. Bakalım. Genellikle sonu NL'dir domainin ama İngilizcedir biliyorsunuz Hollanda'da siteler bayrağı da görürsünüz. İngilizcedir geneli çünkü İngilizce ana dil gibidir. Bu ne yapmış bakalım? Teknik destek sanayi endüstrisi diyor. İşte gaz, oil, chemical. Ha. Ben eğer bunlarla ilgili bir mühendisliğim varsa bak enerji yapı tamir de varmış. Projelik var. Ha, ben hemen başvuracağım, kontak diyeceğim. Benim mühendislik alanıma giriyor. Yani hep mühendislere bakmamıza gerek yok. Hepsine tek tek bakacağız. Ne denk gelecekse. Bakalım. Ne denk gelirse. Bakalım. Devam edelim. Mesela firmalara bakıyorum tek tek. Bir de şöyle yapacaksınız. Her meslek İngilizce biliyorsunuz az çok. Mesleğinizle ilgili bir şey yazılmış mı acaba? Şu mesela metal diyor. Acaba benim metalciyim diyelim ben. Metal ustasıyım. CNC ustasıyım. Yıllardır. Her türlü belge var. Bakalım mı? Benim mesleğimle ilgili. Şirketi bulmaya çalışıyorum. Bakalım. Vallahi CNC açıldı direkt. Evet. Bakıyorum. Ne iş yapıyor bunlar? Eğer burada site İngilizce değilse bakın burada şey koymuşlardır. Dil koymuşlardır. Müzik de varmış. Vay. Öde akşam ya tabii canım. Datça konuşuyor da. Bir saniye şimdi İngilizce çevireyim hemen susturacağım o arkadaşı. Tamam. Bu herhalde CNC üzerine. Tabii onun mesleği bilenler yapacak tabii. Bak bu mesleğin sahibi olanlar bunların hepsini anlayacak ama ben bunları yapıyorum. Hemen kontak, hemen mail, telefon artık neyse hemen başvuruya geçecek. Çok güzel. Güzel örneklem oldu bu. Böyle sağlamlarını bulalım da. Bakıyorum. Bu ne olabilir? Ha bak güzellik salonu falan filan diyor baba. Güzellikçiler. Bak neler var neler. Aralara neler sıkışmış. Ya Rabbi. Ya Rabbi aralara neler sıkışmış. Bakıyorum. Sitesinin şeyini tam bulmaya çalışıyorum. Şu arada parantezleri kaldırayım belki algoritma aramaya engel oluyordur. Yok değişmedi burasıymış. Bakıyorum şimdi. Aynı şirket olduğuna emin olun yani. Güzellik ürünleri mi satıyor bu? İşte bunlar işte bu alanda çalışan arkadaşlar şunları bilecekler işte sağlık, güzellik demiş. Lüks parfümler, işte kozmetikler, yemek, elektronik, wine artık bu ne yapıyorsa. Demek ki burada çalışacak, o işleri bilen, satış yapacak, ürün tanıtacak, eleman arıyor. Bu bayanların yaptığı iş var ya, hani olabilir, evet buraya ben başvurabilirsiniz örnek mesela. Devam edelim arkadaşlar. Sayfa çok uzun arkadaşlar. Ben en son söylediğim 2000'e yakın herhalde işveren var. Mesela finansçılar, bak finansçılar, buyur bakıyorum hemen. Finans sektöründe budur. Broker'sınız yahut da finansçısınız. Bakıyorum hemen. Bu olamaz çünkü o şey şurası olabilir. Büyük bir firma herhalde şu anda aradığım hep büyük firmalar örnek vermiş. Yani onu şeyini vermişler. Bakalım neymiş. Burada yazıyor hepsi ne olacak nedir. Yani burada tabii ben finansçı olmadığım için anlayamıyorum. Bunu finansçılar anlayabilir. Birkaç finans daha bakalım. Finansçılara şey olsun. Tabii firma bulursak, firma da bulursak finansçılara da bir şey olsun. En çok meslekleri öyle oluyor. Güzel bak, güzellik falan metal bulduk çok güzel oldu. CNC bulduk çok güzel oldu. Yani onlar da yetenekli meslek grubuna giriyormuş demek ki. Şurada bir finans var. Şuna bakalım. Finans danışmanıyız, bankacıyız yıllardır. Artık Hollanda'da yaşamak istiyoruz. İşte bir şeyler yapmak istiyoruz. Direkt sitesini bulmanız lazım. Ya da Facebook, LinkedIn dikkat edin lütfen. Ben bakıyorum direkt sitesini bulamazsam tanıtımı yapan bir site var mı? Yok. Neyse bulacağız bir finansçı. Burada ne var mesela? Aa bu göçmenlik şeyi mesela. Danışmansınız. De çevirmensiniz. Göçmenlik, danışmanlık yetkisi alacaksınız. Bak LinkedIn'im var. Burada kendisinin var evet. Bakalım.
servisler. İş danışmanlığı yapıyor, evet. Hollanda'da iş bak. Evet, immigration servisleri de var. Göçmenlik servisi. Yeniden evlendirme. Evet. Bu da mesela benim mesleğe uyuyor mesela. Bak, bu da alıyor. Ben hemen buradan kontak deyip buraya başvurabilirim. Çok güzel. Devam edelim arkadaşlar. Yılmıyoruz. Bir şeyler bulacağız. Yani bütün meslekleri aşağı yukarı az, en yüksek değil de bu çok yüksek meslekleri zaten inceleyeceğiz de böyle daha çok böyle hani orta seviye meslekleri bulalım ki insanlar şey yapsın. Cesaretlensin ki bulsunlar. Mesela şurada bir yine bir muhasebe şey var. Danışmanlık var. Bakalım bu neymiş. Direkt sitesini vermedim. Şurada da dikkat edin lütfen arkadaşlar. O firma ise sağ tarafta biliyorsunuz Google'un yer ve firma bildiren var ya. Eğer oysa oradan iletişime geçin. Ben daha çok direkt firmaların sitelerine girince daha hoşuma gidiyor. Hem direkt bilgi var. Ne yaptıklarını çok iyi görüyorum. Bakıyorum arkadaşlar. Teknoloji diyor mesela. Teknoloji. Yazılımcılar, bilgisayarcılar, mühendisler. Bak. Direkt firması var mı? Bakalım. Teknoloji. Evet, evet böyle bir tanıtım vermişler. Evet. Burada demek ki makinaların, bakın büyük makine üretiyorlar herhalde. Burada o bölümde tasarım var, mühendislik var, operasyon var, teknoloji desteği var, prosesler var, projeler var. Bu çok güzel bir şey. Bunun başka şu neymiş? Aynı şeyden ama bunun şeyi o listede olmayabilir. Yanıltmayalım insanları. Çok güzeldi. Bakalım. Nasıl oluşum bak finansal, ha şu finansala bakalım. Bir finans, güzel finans açalım da finansçı çok çünkü. Örnek olsun. Finans çözümleri demiş. Evet. Kabul ediyorum hepsini. Evet, şu büyük firmalara finans danışmanlığı yapıyormuş. Bak çevre, sürdürülebilir, yakıtlar, finansal çözümler yani. Hemen kontak diyeceksin, iletişime gideceksin. Aga diyeceksin ben bu işlerde uzmanım. Türkiye'de yaptım bunu ya da başka bir ülkede Türk vatandaşı olarak. Bakalım devam edelim. Ha şurada bir tasarım var. Bilgisayar tasarımcılar. Ama böyle direkt sitesini bulmaz ki. Şöyle yazar mı insan ya şirketini? Ya şöyle bir şirket. Ha vallahi direkt verdi ya. Neyle verdi? Pardon. Vallahi tasarımın da kralı yapmışlar. Ne yapıyorlar? Büyük bina tasarımları Gökdelen yapıyorlar. Otel yapıyorlar. Lale neyse tulip yapmışlar. Bak bak çizim tasarımcılar, AutoCAD'çiler, SketchUp'çılar, V-Ray'ciler, mimarlar, mühendisler, tasarımcılar. Bak görüyorsunuz değil mi? Hemen kontak diyeceksin. Kontak. Bak Facebook'tan, LinkedIn'den, kontaktan geçebilirsin. Bu kadar da zor bir şey değilmiş demek ki. Devam ediyoruz arkadaşlar. Devam edelim bakalım. Buralarda bir yeni firmalar var. Ah, anlayabilsek. Şu teknoloji firması demiş. Bilmem ne ayrıştırıcı firma sistem grup demiş. Ama ne aga? Meslekleri bulmaya çalışıyoruz ki. Şurada yine bakın finans çok var. Daha A harfindeyiz ya. Şöyle aşağı doğru gidelim. Düşünebiliyor musun? Daha A harfindeyiz ya. Şimdi E'ye geldim şu anda. İş bulma kurumları gibi. İş bulma şeyleri. Erasmus Üniversite. Bakın üniversiteleri var. Eğitimciler, doçentler. Yani bir yığın şirket var. Ve emin olun bunların hepsi iş arıyor. Yani işçi arıyor. Mühendis, mimar, eğitimci, meslek sahibi. Yani buraya bu listeye ismimiz burada dursun diye koymuyorlar yani. Şu lojistikmiş mesela. Tır şoförüsünüz. Bakalım tır şoförü. 10 yıllık tır şoförüsünüz. Böyle bir şirkette çalışma imkanınız var mı bakalım. Bir gidelim bakalım şoför de aranıyor. Ya da sadece lojistik değil de acaba şey mi? Hani malların durduğu yeri var ya ne diyorlar ona meslekte tam hatırlayamadım şimdi. Evet bunlar gemiyle nakliye yapıyorlarmış. Bütün dünyaya. Antrepoculuk da yapıyorlarmış. Demek ki bunları o trenle yolluyorlar. Bakalım bunların bütün dünyaya yapıyorlar. Ya burada mesela aradığınız şeyi bulamadınız. Mesela tırcısınız. Kardeşim burada kontakte de ki ben tır şoförüyüm. Avrupa'da geçen ehliyetim var. Daha önce yurt dışına çıktım. Baksana adamlar neler çalışıyor. Şuraya bak arkadaş. Yani buralara. Burada bak. Şimdi bu ülkeleri gemiyle de gitse, uçakla da gitse belli bir süreden sonra mutlaka tır şoförleri bilir. Ben de onlardan biliyorum yıllardır iş danışmanlığı yaptığım için. Dorse ile senin o kafayı alıp dorse ile çekmen lazım yani. Mutlaka iş vardır. Dorseleri vardır. Dorsecilikleri yahut da arabaları vardır. Mesela bu gemiyle geliyor. Tamam trenle geliyor da bir yere geliyor. Ondan sonra
tırlar çıkıyor dorseyle. Bu dorselerin üstüne koyuluyor, tırlar çıkıyor mesela. Çok güzel. Mesela buradan da iyi çıkar. Veya bir dakika dur. Bu şirkette sadece tır değil. Niye öyle söylüyoruz ki? Bu şirkette bu işleri yapacak navloncular, uluslararası ilişkiler, yani her şey lazım. Çevirmen lazım bu şirkete. Bir yeni şey lazım. Yani iş şirketin içinde sevkiyatın kararını verecek depocu, lojistik, fortif kullanan, yani her şey lazım. Herkes başvursun mesleği olan, yani bir şirkette. Türkiye'de bir lojistik şirketinde kimler çalışıyor? Hangi meslekli bu? Muhasebeciler, finansçılar, fortifçiler, tırcılar, navloncular, gümrükçüler, maliyeciler, finansçılar, yani o zaman demek ki buna da hepimiz başvurabiliyoruz. O meslek gruplarında olanlar. Devam edelim. Güzel şeyler çünkü güzel. Acaba bunlar ne olacak ki? Cem Yılmaz diyor ki acaba ne kim bunlar ki? Ya inanın burada fabrikada işçi bile aranıyordur da biz işte fabrikanın ismine bakarak şirkete Ferro Tecnico demiş. Ne bu ya? Vakti olan tek tek incelesin. Ben merak etsem incelerim yani. Ben iş arasam vallahi gece gündüz hepsini incelerim. Flylar herhalde havacılıkla ilgili. Bakalım. Bu kargo olabilir. Dur bakalım. Evet. Fly Express. Sanki ben Avrupa'da görüyorum bunu. Bakalım. Ne çıkacak şansımıza? Açılıyor. Şöyle böyle intro koyup da 10 dakika bekleyen sizleri uyuyordum. Acaba memnun mu oluyorlar yani bu süzürümü görme? Allah'ım yar. Türkiye şeyini açtı. Türkiye'de de varmış demek ki. Kargo şirketleri de bulursunuz burada yani. Hatta İngilizce isimler attırıp bulun lütfen. Aha burada bir şey buldum ben. Food diyor. Bakalım neymiş? Yemekçiler, aşçılar, kuryeler. Bakalım neymiş? Ben de bütün Avrupa'ya veriyor. Bak. Baba. Ya böyle bir şey yok ya. Bir de Avrupa'da dikkat edeyim. Şirketler hep global ya. Ben anlamıyorum arkadaş ya. Mesela burada bu şirketin İngiltere branch, yani şeyinde de çalışabilirsiniz mesela. Diyelim ki Hollanda'ya seçelim. Bak adam şirket tipi görüyorsun değil mi? Yani her yerde var. Neymiş bu? Bizdeki işte mavi, de facto falan filan var ya, onların bir şeyi herhalde. Yani bunlar ne işçi arıyorsa hemen kontak edeceksin, çalışacaksın. Kapatalım. Başka bakalım. Başka bir harfe geçelim. Belki bizim şeyimizi, bakış açımızı değiştirir. Motor var mı acaba? M'ye geldik direkt de. Modify motor. Motorbike. Morgan. Kargo. Aha bak ne buldum bak. Bak ne buldum. Kargocular. Al, düşük meslek bunlar yani. Kötü meslek anlamı değil de ki. Yani bunlar yüksek mesleğin bir şeyi ama tabi bu adam ne arıyor acaba şirketine? Genel üst düzey yönetim arıyor. Şey mi arıyor? Şimdi Hollanda ile ilgili yine bilgiler vermeye devam edeyim. Ya bu da mesela kargo. Bakın bunda uçakta yani bunun bu şirketin eğer bu gemiler, uçaklar bütün hepsi kendine aitse bak tır filosu varmış. Bu adama her şey lazım. Bütün meslek grupları lazım. Yalnız Hollanda'da şöyle bir şey var. Hollanda'da düşük meslekler hangileri mesela usta, şoför bilmem ne var ya bunlar temizlikçi filan. Bunları diyor ki Hollanda devleti işverene sponsorlu firma olsa bile. Önce Hollanda'da arayacaksın bu meslekleri. Ama yüksek seviyeli, lisans, yüksek lisans, doktora, sağlık, bu üst düzey yöneticiler, mühendisler bunlara diyemiyor şirket. Bu şirketlere bu meslekler için diyemiyor. Tamam diyor, bunu istediğin zaman hiç iş ilanı vermeden, aramadan direkt al diyor. Ama burada ne var? Yine Ankara Anlaşması devreye giriyor. Biz Türklere bunu diyemiyor işte IND. O şirkete diyemiyor ki sen bu Türk'ü almadan önce bir iş araman gerekiyor diyemiyor. Sen direkt başvuruyorsun, işe başlıyorsun. Şimdi bu şirket mesela kargo, büyük kargoculukmuş. Ben Hollanda şehir içinde, Hollanda içinde şehirler arasında yahut da şehir içinde mesela Hollanda'da bir firma düşünün. Bizdeki Aras Kargo gibi yahut da Yurtiçi Kargo gibi her ilde merkezi var. Amsterdam'daki inine girmek istiyorum. Böyle kargolar da var. Bunlara da başvurmak lazım. Yani mesela bu şirket, ya bu şirkette mesleğin her alanı kontak tak, mesleğin neyse yaz kardeşim. Özür dilerim. Diyelim ki finansçısın, muhasebecisin. Ya neyse, mesleğin neyse. Çünkü neden? Böyle global büyük firmalar o mesleklerin hepsini şoförsün, motosiklet şoförüsün, tır şoförüsün, forklift şoförüsün. Bu fabrika işlerini taşıyorlar ya. Ne bileyim, masa başı işlerdeki o finansçısın, muhasebecisin, matematikçisin,
ne bileyim her şeyi adam değerlendirir. Demek ki bu böyle büyük firmalar zaten sponsor oluyor. Bakalım. Bak harf değiştirdim mi? Çok güzel oldu. Keşke firmalar iş yerlerinin keşke yanlarına da bu hani şirketin ismini öyle kurmasa da buraya liste verirken yanında böyle ne iş olduğunu mesela yazsa ne güzel olur. Mesela şuradan Nani Nina gördüm mesela. Bu kimmiş ya Nani Nina? Hanımefendi hem nanicilik açmış hem de şirket mi kurmuş ya? Bak şuraya bak. Böyle bir şey var mı ya? Baksana Nani, Nani çocuk bakıcı, servicisi, au pair'ler. Yani size diyor biz diyor en iyi Nani'yi buluruz çocuklarınız bakmak için. Diyor. Al Nani'siniz mesela çocuk bakmak istiyorsunuz. Yani çocuk bakmak istiyorsunuz Hollanda'da. Ama aile bulamıyorsunuz. Al hemen bu şirkete başvur. Kontakta hemen. Nerede? Aha, şurada hemen kontakta. İşte çocuk gelişimciyim, 2 yıllık, 4 yıllık yahut da naniyim, çocuk baktım, hemşireyim, ebeyim. Ne bileyim hani bunların hepsi annesiniz onu. İki çocuk büyüttüm ben ya. 10 yılda diyeceksiniz. Çocuk bakmak istiyorum. Birkaç sertifika alacaksınız tabii. Çocuk ilk yardımı, işte çocuk bakımı, çocuk gelişimi, besleme filan. Al işte. Bunlar ne biçim nanarıyordur. Bu Hollanda'da çok ekmek var da işte Hollanda. Hollanda şu Covid-19 bitse neler yapacağız da Allah'ın izniyle. Mesela nani çok güzelmiş mesela. O da çok güzel çıktı ortaya yani. Daha au pair ile ilgili bak çocuk bakışıyla ilgili ayrı bir listemiz var. Onu ayrı bir videoda işleyeceğiz. Ona rağmen yüksek yetenekli mesleklerde bunu bulduk. Tabi o nani şirketi çok belge ister. O yüzden aile yanındaki nani daha uygundur. O au pair dediklerimiz au pair onu çekeceğiz. Bakıyorum dijital mesela. Şu neymiş bakalım. Dijital. Bu sondaki BV arkadaşlar bunlar ne biliyor musun? Bunlar hani bizde anonim şirketi limited, LMT, limited filan var ya onların hikayesi işte hiç bilmeniz, bilseniz ne olacak, bilmeseniz ne olacak ya. Yani. Yine de bilgi vereyim. Neymiş? Ve biz inanıyoruz ki şu anki güncel işler model of the future. E-ticaret mesela yani burada herhalde bir program satıyorlar. Al, yazılımcısın e-ticaret bak dijital market, ürün, fiyatlandırma, pazar market. E-ticaret, full e-ticaret. Al buyur. Burada bu adam işçi arıyormuş. Böyle bir mesleğiniz varsa tak kontak yapıştır kontağa. İletişime geç. Al kardeşim. Her alanda iş var. Her alan. Her kavgada ölen benim. Bayrak tutan çarpışan. Pardon Ahmet Gayet. Yani her meslekte iş var ya. Şu ana kadar hiç yüksek, bak çok yüksek, yani bir doktor, üst düzey, CEO, doçent, profesör de mesleği baktık mı? Yüksek mühendis falan. Yok hep normal. Onların listesi ha bu yani. Bak bu liste yüksek mühendis, mimar, doktor, üst düzey böyle yöneticiler işte bunların yüksek lisans, PhD, doktora, profesör böyle üst düzey yüksek meslek ama neler bulduk daha yani. Maxton özellikle öyle mesleklere bakıyorum yani. Harf atlayalım dur. Mesela şurada bir automation diye bir şey var bakalım. Ha, automation neymiş bakalım. Bakalım nedir? Acaba ne olacak? Mesela bu İngilizce diyelim. Çevirelim dilimizi. Bak şurada Hollanda siteleri mutlaka İngilizce şey vardır. Ben Google kullanıyorum ama siz lütfen dikkat edin. Orijinal sitesine geçersiniz. Bu da yine neymiş? Guiding Customer Data Future System and the Process Control Solution. Yine işte dijital son düzey meslekler işte mühendisler bu. Makine mühendisleri, elektrik mühendisleri. Yani bu otomotiv üzerine mi? Otomotiv tabi bu şey değil otomobil değil de böyle hani şirketlerde otomatik çalışan firmalar var ya şey makineler otomatik. Yani bir sistemin otomatik işte bunlar mesela. Bunlara hep başvurun gençler. Genç mühendisler. Yazılımcılar. Yani. Bu ne ya? Prison Escape bakmayalım. Dur cezaevi kaçkını falan. Bahleceye bakmam bilir. Bakan olursa YouTube'un altına yazsın lütfen. Videoyu izleyip PDF aldıktan sonra. Ya neler var neler firmalara bak. Bütün merkezleri neredeyse Hollanda'da şuraya bak ya. Al danışmanlık ne danışmanlıkmış bakalım. Al. Sağ taraftan lütfen Google'un yer ve firma bil onu inceleyin yerleri de görün. Ne yapıyormuş bu? Gemi resmi çıktı danışmanız diyor mu? İş analizleri yapıyor. Tamam.
Mesela al. İş danışmanı. Yani burada ne var? Orijinal İngilizcesi var mı bakalım? Çünkü bu da çok mesleklere başvurulan. İngilizcesi yok orijinal. Biz çevireceğiz. Aslında vardır da. İş geliştirme var. Finans geliştirme var. Muhasebe desteği. Buyur yani. Bu saydığım mesleklerin hepsi buraya başvursun mesela. Her yere CV atın ya. Devam edelim. Q var filan. Ne kadar şey varmış. İngiltere'de böyle yok ya. Al. Software. Al. Al. Yazılımcılar. Al. Bu neymiş bakalım. Çok hoşuma gitti benim de. Burada bakın şirketin genel Google yerleşim şeyleri var. Bu çok değerli. Ben daha iyi anlamak için bunu kullanıyorum. Buyur. SAP'den diyor, VP'ye diyor, yenilebilir enerjiye diyor, her şeyi yapıyoruz bilgisayara. Tabii ya bu adamlar her şeyi yapıyor işte. Ya, buyur. Burada. Yani bütün yazılımcılar, yazılım geliştiren, program geliştiren, bu uygulama geliştiren. Bak, hizmetleri alanlara bakar mısınız? Yani. Yani çok güzel şeyler. Bak neleri varmış. Kendileri de ürün geliştirmişler. Bundan firmalar işte takip, işte koordinasyon, işte analiz. Vallahi her şey var yani. Yüksek dediğine bakmayın yani. Restoran mı gördüm ya? Aha buyur. Indian hem de Allah'ım. Her yerde Indian çıkıyor karşıma. İngiltere zaten bizim İngiltere'miz Indian dolu zaten Allah'a şükürler olsun. Dur NL diyeyim sonuna. NL diyeyim bakayım ne çıkacak. Niye büyük yazıyorsa. Ha, çıktı dur. Büyük açıklamış. Caps Lock açıklamış. Bunun İngilizcesi var mı bakayım? Yok. O zaman ne yapacağım? İngilizce çevireceğim. Hemen çeviriyorum. Bahçe terasımız var diyor. Baba. Tabi bu Indian şeyini bilmeniz lazım. Indian kültürünü bilmeniz lazım. Bu restoranta girmeniz için aşçı olarak soğuk sıcak yahut da neyciyseniz artık Indian kültürünü bilmeniz lazım. Yani bu garson olarak giderseniz eğer garson olarak alırsa sizi ona gerek yok ama aşçı olarak Indian kültürü, Indian kuzini bilmeniz lazım. Kuzin mutlak biliyorsunuz. Evet buralara bakıyorum. Bakalım şef var mı ya? Böyle de şimdi onu zaten söyleyeceğim. Böyle de meslek aratabiliyorsunuz. Mesela aşçısınız. Şimdi tarıyor. Bakalım aranıyor diyor. 30 buldukları mı acaba? Aranıyor. Bulunan demedi daha. Önce bir gözden geçirdiniz. Yok. Mesela yok. Engineer. Bakalım. Evet. Mesela mühendissiniz. Tasarım bakın burada var. Arıyorum size. Bunu bakarım. Buna da bakarım. Bunları hep alır bakarım tek tek. Bakın mühendis çok çıktı. Bakın böyle aratırız. İlk dediğim gibi ilk öyle aratacaksınız. Sonra böyle mesleklerinizi aratacaksınız. Yanına mutlaka yazmıştır. Mesela şunu arayıp bakıyorum. Bakacağım ben Google'da. Mühendisim mesela. Bu adamlar ne iş yapıyormuş? Mühendis de orada yazıyor da. Ne iş yapıyor bakalım. Hangi alanda mühendis? Herhalde bu oyun, yazılım, uygulama tamam olabilir. Eğer onlarla ilgili bir mühendisliğim varsa. Hay hay. Devam ediyorum. Mühendisler hanım ya. Şu mesela farklı bir şey söylüyor. Heavy filan limited. Lifting kaldırma filan hayırdır? Asansör mü? Mesela bu herhalde asansörle ilgili. Şey bu. Neyse hepsinde var. Hizmetlerimiz diyor. Bu daha çok böyle temiz enerjiyle ilgiliymiş. Vallahi birçok şey var. Mühendisler bunları inceleyeceklere bakacaklar aga. Devam ediyorum engineer mesela. Mühendisler diyorum. Daha böyle farklı bir şey bulayım.
Mesela bu herhalde çelik demir çelik mühendisliği bu şey üretimle ilgili bakalım. Neymiş? Stanley. Bunu daha önce birden görmüştüm ama nereden? Evet, aynen dediğim gibi daha böyle. Evet, görüyorsunuz bunların işlemeleri. Bak buyur. Mühendissiniz mesela. Bakın metal, motor, her şeyi var bunun içinde. Yani işlemesi, enerjisi, enerji, otomatik, robot şeyler, tezgahlar, araç var yani. Bu adamlar bunların her alana hizmet veriyormuş. Size ihtiyacı var. Evet, size ihtiyacı var. Kesinlikle. Bir de mimar arttıralım bakalım. Vallahi çıkıyor mesela. Buna bakalım mesela. Mimarım ben. Bakayım ne yapabilir. Bunlar ne yapıyor? Evet, buldum. Unutmayın, yan tarafta bunu bir daha göstereceğim. Yan tarafta şirketin mutlak şaşmaz. O şirketin iletişimi bilgileri vardır. Oradan geçin. Ben siteleri incelemek için size gösteriyorum. Ben mimarım mesela. Bu adam ne yapıyor? 3D, müşteri diyor falan filan. Bakalım. Hemen İngilizcesi var mı bakalım. Hayır, İngilizcesi yok. O zaman kendimiz çeviriyoruz. Google. Kutsal Google. Ulu bilge Google. İç tasarım yapıyorlarmış. Yeni binalar yapıyorlarmış. Onların hem yeni binayı komple yeni bina yapıyorlar. Tasarımlar yapıyorlar. Proje yapıyorlar. Yani al mimarım diyorsan al kardeşim. Vallahi insan keşke mimar olsaydım diyesi geliyor yani. Mesela devam edelim. Bakalım mimar ne var. Tom David. Bunu da görüyorum ben de. Şipol'dan indikten sonra böyle bir şey var. Bunun. Büyük bir ofisi var. Şipol havalandan iniyorsun. Daha önce gördüm ben. Evet, bu orası, evet. Çok da güzel bir ofisi var. Acayip bir şey yani. Tasarımcı olduğu belli. Mimar olduğu. Acayip bir ofisi var. Bakayım resmini gösterecek. Koymuşlarsa göstereceğim size. Bak bunlar da ne yapıyormuş? Servislerine bakalım. Pardon. Mimarlar. Ya şöyle ağır servis siteleri uyuz oluyorum ya. Bak. Peyzaj var. Komple peyzaj ve bina var. Bakar mısın? Neler var adamlarda ya? Oo, bütün mimarlar ya. Mimarlığın içi, dışı, kenarı, gıcı, başı yok. Hem mimarsan başvuracaksın hemen. Süper. Vallahi süper. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Önce şirketleri arıyoruz. Şirketlere bakıyoruz. Bu ne ola ki acaba? Cem Yılmaz gibi. Sonra mesleğimizin İngilizcesini buluyoruz. Tamam mı? Mesleğimizin İngilizcesini mesela. Mesleğinizin İngilizcesini bilmiyorsunuz. Ben size örnek vereyim. En basit. Google Translate'i açın arkadaşlar. Mesleğiniz mesela ne diyelim mesleğiniz? Motor ustası. Böyle çıkıyormuş demek ki. Aslında böyle olmaması gerekir. Neyse bakalım böyle arattırıyor mu? Örnek verelim. Böyle var mı? Evet, dediğim gibi çıkmadı. Böyle değil. Bu adam mekanik olması lazım. Yani şöyle doğrulayalım. Mekanik. Böyle olamaz çünkü Google bazen sapıtıyor. Mekan şey Google'a da fazla güvenmeyin. Ben daha yazarken anladım. Mekanik bak. Baba. Mesela örnek veriyorum. Ya benim iyiydi kardeşim, ben o kadar bilmiyorum mesleğimi karşı. Al kardeşim Google Translate'i kullan, çok basit. Kullandık. Mekanik mesela ne bulduk? Direkt şirket ismi verelim. Bir şeyle arandığı zaman bulmuyor Google ya. Google çok sulak bu aralar. Ha mesela bunda şirket TMC diyor mesela. TMC bir şirkete özel bir şey. Bakalım var mı? Evet var. Bakalım ne istiyor bu adam bizden. Kabul edelim. Bizimle çalışıyor. Adam direkt işçi alıyor. Bakar mısın şuraya? Servis nerede? Boşluklar. Dur ana sayfasına gidelim. Of, neleri var adam bakalım. Yok bunlar mühendislikmiş. Bu mekanik şey değil arkadaşlar, olmadı. Bu mekanik de şey çıkmadı, ne derler ona? Motorcu usta değil de daha çok mühendislik çıktı. Böyle mekanik usta var mı bakalım. Yok, bulamadı. Mesela başka meslek ne söyleyelim mesela? Dur onu bulmaz da. Ne olabilir mesela? Şef bulamamış değil mi şef? Peki cook çıkıyor mu? Vallahi cooking çıkmış. Dur bakalım şunu buluyorum. Aşçılar mesela. Aşçılar. Direkt seçim yap. Şurada bak. Hollanda'da bu. Kesin.
Amsterdam'da bir yerdir. Çünkü cadde hemen tanıdık geldi. Bakıyorum. Yes ya ben abi biliyorum ya. Amsterdam çünkü burası. Mesela bunun sitesini bulamıyorsanız buradan iletişime geçeceksiniz ama sitesini bulalım çünkü niye? Bakalım ne hizmetleri veriyor. Aga siz ne yapıyorsunuz? Ya insan şöyle site koymaz mı ya? Puanlamalarına bak adamın ya. Arkadaşlar bir şey fark ettim. İngiltere'de bu yok, Almanya'da yok, Hollanda bu puanlama sistemine, müşteri memnuniyetine acayip önem veriyor yani. Of, adamlardaki hizmete bakar mısın? İşte bak, soğuk sıcak hepsine hakimin diyorsun mesela. Eyvallah. Gel kardeşim iş başı yap, al. Bakar mısın neler var? Gel hemen çalış. Başka var mı cooking? Cook. Yok yok. Neyse bu şekilde. Arkadaşlar bunlar işte meslek sahibiyim, üst düzey meslek sahibiyim diyen insanların, fabrikaların açtığı ilanlar ve sponsorlu firmalar. Siz de buradan önce firmalara bakarsınız ama yok ben mesleğimi biliyorum İngilizce dediğinizde İngilizce bakmaya çalışırsınız. Mesela Five Hands Metal var mesela. Bu ne acaba, metal mi? Tasarım var mesela. Böyle tek tek bakacaksınız. Associated Medical mesela, sağlıkçısınız mesela, şöyle aldınız hemen bakacaksınız arkadaşlar. Burada sabırla şirketleri bulacaksınız. LinkedIn çok değerli biliyorsunuz, onların şirketinde bakacaksınız. Ben burada şirketini buldum. Mesela sağlık danışmanı diyor. Bakalım neymiş sağlıkçı bak. Doktorlar, ebeler, hemşireler, veterinerler, midwife'lar. Ebe demek arkadaşlar, midwife bu arada. Türkçe sakınma gelmeyince İngilizce söylüyorum hemen. Hizmetlerimiz, geliştirme, uygulama, operasyon. Sudan, Gana adamlar nereye götürüyor bak. Yani seni bir yere götürebilirler mesela. Kamboçya. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Yani burada bu servis ne veriyormuş bakalım ya. Geçti tamam da kardeşim mesela burada herhalde sağlık sektörünü kurup gidiyorlar herhalde. Yok burada doktorlar olmaz herhalde. Fizibilite çalışması, sağlık sistemi tesisi kurma, tasarımı. Ha bakın bu ne arkadaşlar. Mesela sizin bir mesleğiniz var ve siz sağlık binaları, sağlık sistemi kuruyorsunuz. Ekipleri, taşımacılığı falan onunla ilgili mesela. Çok güzel. Bu neyi gösteriyor biliyor musun arkadaşlar? Çok iş var. Çok işçiye, her mesleğe ihtiyaç var. Ya bu çok ucu açık bir şey yani. Çok işçiye. Bakın hala kapatamıyorum yani. Bakmaya çalışıyorum yani. Al bir yüzünüzü. Hangi birini göstereyim ki? Buradan arkadaşlar böyle bakacaksınız. Dediğim gibi mesela 4-5 video çekeceğim bu meslek aramalarla ilgili ama her meslek değil. Gördünüz burada aslında bu şu video bile yeterli. Her meslek var ama Hollanda'mızda şöyle bir şey var. High skilled var. Au pair var, çocuk bakıcılığı. High skilled işte bu bütün meslekler. Yüksek ve diğer ustalık, zanaat gerektiren meslekler. Sonra eğitimciler var. Sonra bir meslek grubu daha var. 4-5 meslek grubu ile beraber. Mesela araştırmacı geliştirmeciler var. Onların iş araması, öğrencilerin iş bulup çalışması. Bunlarla ilgili videolar çekeceğiz. YouTube videonun altına PDF'ini koyacağım bunun. Oradan indirirsiniz arkadaşlar. Soru olanlar YouTube videonun altına doğru yazsınlar. Vakit bulunca cevaplamaya çalışacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.